İsrail'in saldırgan politikaları insanlık suçu işleyerek devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Gazze'de bir hastane, sivillere ait yerleşim yerleri kadın, çoluk, çocuk demeden bombalanmıştı. Biz de İsrail'in bu saldırgan politikalarını size soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. İsrail'in bölgede yaklaşık 100 yıla yaklaştığı bir zulüm yapıyor. Oradaki hedefi ne olabilir sizce? Hedef Arzu Mevut, Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük İsrail Projesi, en son nihai hedef Türkiye. Türkiye'nin sınırlarına dahil olduğu bir devlet kurmak. Ama bunu hep zulümle yapıyor. Şimdi Siyonizmin kitabında zulüm farzdır. İnsanlar onlar için bir köledir. Onları en feci şekilde öldürmek biz ibadettir, sevaptır ya. Bundan dolayı bunu yapıyorlar ya. Peki dünya kamuoyu niye sessiz kalıyor? Ya da hatta destekliyor Amerika, Avrupa? Şimdi dünya kamuoyu niye destekliyor? Tarihte Haçlı seferleri olmuştur. Müslümanlara karşı bütün küfür alemi dediğimiz Avrupa'sı, Amerika'sı, şusu busu birleşmiştir. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bunları gördük mesela. Aynısı şu anda devam ediyor mesela. Aynı Haçlı Seferi'nin bir benzeri şu anda. Ne düşünüyorsunuz? Dün yine bir hastaneye sivilleri vurdu. İsrail zulmünü artırıyor. Allah kahru perişan eylesin. Ettikleri zulümleri bulsunlar. Oradaki o zulüm, büyük bir zulüm var. Yaklaşık 70 yıldır. Hedefleri ne olabilir? Ya sözde İsrail büyük devletini kurmak. Ama yani görünüşte o. İsrail büyük devletini kurmak. Ama farklı planları var yok, onu bilemeyiz ya. Ama Allah'ın da bir planı var tabii. Tabii. En sonunda yani her şeyin, herkesin bir planı varsa der Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın da kendi bir planı var. Aslında her şerde bir hayır görmek lazım. Bunda da sonu biz kaybı bilemediğimiz için belki de hayır olacak. Bilemiyoruz. Yani derler ya, her doğum sancılıdır. Bu bir doğum olarak mı görmek lazım, ölüm mü, onu bilemiyoruz. Ama doğum olarak, hadis-i şeriflere göre doğum olarak görmek gerekiyor. İnşallah ümmetin kurtuluşu yakındır. İnşallah, ama Müslüman ülkelere çevresindeki birçok iş düşüyor. Ya bizim işimiz, biz sadece yani Allah-u Teala diyor, elinizle diyor müdahale edebilirseniz edin. Müdahale edemezseniz dilinizle edin. Onunla edemezseniz kalbinizden buğz edin. Şu anki en büyük, en küçük mertebedeyiz. Kalbimizden buğz etmek. Başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yapacak bir şey şu an için bizim yapacağımız tek şey bu, dua etmek. Başka onun dışında bir şey yapmak yok ya. Emin abi, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tüm Müslümanları duaya davet ediyorum. Hani bazı Müslümanlar diyor ne yapabiliriz? İşte yürüyüş yapalım veya başka bir şey yapalım. Aslında en büyük şey duadır. Hepsinin toplu dua yapması lazım. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah kafirlere fırsat vermesin. Allah-u Teala bütün mazlumların yardımcısı olsun. Kurtarsın onları, yardım etsin onlara. Dualarla biz ancak elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yani bugün imamımızın söylediğini de çok önemsedim. Yani gerçekten Allah-u Teala'nın oradaki Müslümanlara verdiği, Filistin'deki, Gazze'deki Müslümanlara verdiği değeri biraz daha anlamış olduk. Yani sizlerden birinin diyor belki bir iki kişi cenaze merazı kılar, belki 50 kişi adı 100 kişi, ama oradaki bir kişi için diyor bütün dünyadaki Müslümanlara Allah cenaze namazı kıldırıyor. Yani değerine bakın diyor. Siz de diyor oranın değerini bilin diyor yani Allah. Kudüs'ün değerini bilin. Filistinler'de oradaki Müslümanlar orada onları koruyor. Oradaki Müslümanlar kardeşlerimiz kendileri hani bir Kudüs'ün koruması gibi görüyor aslında kendilerini. Yani Allah-u Teala da diyor siz de onların değerini bilin. Bakın ben onlara ne kadar değer veriyorum. Siz de onlara elinizden geleni yapın, dua edin, yardım edin diyor. Abi ne diyeyim, Allah Müslüman yardım etsin. Allah Filistin'i, Allah yardım etsin ona.
peki takip ediyor musunuz kamuoyunda, televizyonlarda? Takip ediyorum abi. İsrail, çok büyük bir zulüm var İsrail. Valla büyük bir zulüm var, evet. Hı. Allah kabul etmesin. Ne yapalım? Hı. Allah yardım etsin. Amin. Amin, evet. Ne yapmamız lazım? Mesela vallahi, Müslümanların da birlik beraberlik olduğunu göstermeleri lazım. Çünkü vallahi, onların hepsi birleşiyor. Amerika, Avrupa Birliği. Valla bizim de bir duamız var abi. Başka bir şeyimiz yok. Bir dua yapalım azar. Bir Müslüman bir dua yapalım. Allah yardım etsin. Tam da telefonunuzda baktığınız konuyu soruyor. Evet. İsrail büyük bir zulüm yapıyor ve zulmün dozunu her geçen gün artırmaya da devam ediyor. Evet. Siz takip ediyor musunuz? Tabii takip ediyorum maalesef, evet. Ne görüyorsunuz? Yani İsrail insanlık onuruna aykırı hareket ediyor. Yani savaşta bir usul vardır, adap vardır. Yaşlara, çocuklara, kadınlara dokunulmaz. Savaşırken bile hastane vurmak, yani insanları diğer canlardan ayıran değerlere tamamen aykırı. Kin nefretinin de ötesinde bir sistemle hareket ediyor. Yani bu bizi çok üzüyor, çok yaralıyor. O yüzden yani Müslümanların özellikle bu konuda tüm dünya halkının birlik olup bunu durdurmasını istiyoruz. Böyle Siyonizmin mantığında var galiba. Ya sadece öldürmek değil, zulüm, evet, yaparak öldürmek. Bunların, evet, yani farklı bir inancı var. Bunlar zulüm yapmaktan, eziyet etmekten haz alıyorlar. Herhalde bunlar o şekilde bir ibadet anlayışları var. Yani çok, yani insanlık onuruna aykırı. Peki geleceğe baktığınızda o bölge için ne görüyorsunuz? Yani İsrail işgal edeceğim, evet, diyor. İsrail'in böyle bir düşüncesi var ama Allah'ın izniyle son sözü biz söyleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Avrupa Birliği, Amerika bir de onlara destek çıkıyor. Tek sesi çıkan Gazze, evet, halkının namusunu, şerefini tek koruyabilecek olan o da Türkiye hükümeti. Doğru. Şimdi Amerika olsun, Avrupa olsun, Siyonizmin arka planında yetiştirdiği insanları başa koymuşlar. Bir sistem kurmuşlar kendilerince. Ama eninde sonunda Allah'ın uğrunu tamamlayacak. Yani şu an ne kadar zulüm yapsalar da asla emellerine ulaşamayacaklar. Biz bunu canı gönülden biliyoruz, sabrediyoruz ama hem dünya halkının hem bizim sabrımız da yavaş yavaş daralıyor. Yani zaman gitgide daralıyor, onu hissediyoruz. Hazreti Peygamber'in dediği gibi belki de şer bildiklerinizde ne hayırlar vardır. Şimdi evet, biz orayı şer bölgesi olarak diyoruz İsrail için. Sonunda belki de hayır çıkacak, biz bilmeyiz, Allah. Doğru, doğru, amin, aynen öyle. İsrail'in sonu gelecek inşallah. Filistin galip gelecek inşallah. İsrail Filistin'e saldırırsa başını da bineriz İsrail'in. Evet. Peki hastaneyi vuruyor ve şiddetini artırıyor. Oradaki emeli, hayali ne olabilir İsrail'in? İsrail'in hayali Mescid-i Aksa'yı boşaltmak olacakmış Filistin'e. Filistin'de boşaltmayacak inşallah. İsrail'in zulmünü her geçen gün arttığını gözlemleyebiliyor musun? Gözlemliyoruz, evet. Çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ve oradaki kardeşlerimize yaptıkları zulüm soykırımıdır. Bunun bir an evvel İslam aleminin bir araya gelip halkların ayağa kalkıp bu zulmü durdurması için mücadele vermesi lazım. Yoksa yönetimler hiçbir olumlu adımda bulunamıyor. Biden da geldi. İsrail'in arkasında. Amerika, Avrupa bu zulme bir de destek çıkıyor. Evet, aynen, bir destek çıkıyor ve Müslümanlar şu an birlik olması lazım. Halkların yönetimleri zorlaması lazım. Başka türlü bu işin içinden çıkmak çok zor. Ama o Müslüman aleminin bir ses, tek ses çıkmıyor. Sadece Türkiye'nin sesi çıkıyor. İşte hepsinin metin çıkması lazım. Hepsinin bir araya gelmesi lazım. Bunu yapmadığımız müddetçe İsrail zulmü dünyada var olacaktır. Niye zulmediyor? Oradaki emeli, hayali ne olabilir İsrail'in? Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirmek istiyorlar. Yapmayacakları şey yok. Onun uğruna çoluk çocuk, kadın, aynen, herkesi, herkesi kesiyor. Herkesi kesiyorlar, bombalıyorlar. Hı. Zulme devam ediyorlar. Biz de buradan seyrediyoruz. Allah hepimizin sonuna hayır eylesin, onlarınkini de. Tabii onlar orada sınav verirken biz de burada sınav veriyoruz aslında. Biz, aynen, ne yaptığımız önemli. Yani biz işte inşallah iyi bir irade koyacağız. İnşallah. Reis'ten beklentimiz çok. İnşallah. Ama artık o da ne yapabilir, nereye kadar yapabilir, nereye kadar direnebilir göreceğiz. Allah İslam alemine, ümmete birlik nasip etsin kardeşim. Evet.
İsrail bölgede zulmünü her geçen gün artırmaya devam ediyor. Siz takip ettiğinizde ne görüyorsunuz? Niye orada böyle büyük bir zulüm yapıyor? İsrail devlet de değil aslında da işte İsrailler, Yahudilerle beraber yıllardır Haçlı seferleriyle olsun, şeylerle olsun Müslümanlarla bir savaş halindeler. Yani bir, bu sabahki öğrendiğim bir bilgiye göre İsrail kitaplarında diyelim, öğretilerinde veyahut da işte bütün insanların onların onlara hizmet etmesi düşüncesinde ve öldürdükleri insanları hiç sayan bir zihniyete sahipmişler. İnşallah Müslümanlar burada birlik beraberlik yapar. Bir araya gelir. Bu şekilde bu zulme bir çare olur. Veyahut da bu durumlar kıyamet alametleri de olabilir. Son zamanda birçok savaşlar olacak. Bazı yerler tamamen yok olacak. Allah hayretsin. Amerika bu noktada İsrail'e destek çıkıyor, Avrupa Birliği destek çıkıyor. Bir üçüncü dünya savaşı sinyali mi bunlar? Olabilir, olabilir. Yani Amerika'nın burada İsrail'e destek çıkacağı belli bir şey. Yani Allah muhafaza aynı şey Türkiye'nin başına gelse, oraya Amerika bir gemisini gönderdi diyelim. Daha birçok mühimmat gönderdi askeri olarak. Yani Türkiye'nin başına gelse belki de bütün devletlerden, Batı devletlerinden gemi şubu gelecek. Çünkü Haçlı seferleri şunlar bunlar unutulmadı yani. Unutulmuyor. Bunlar tarihte olan şeyler. Yani herkesin gözü İstanbul'da veyahut da Türkiye'de, öyle diyelim. Allah hayretsin. Müslümanları konuşalım. Şu Orta Doğu dediğimiz topraklarda yoğunluk olarak hep sözde Müslüman diyorum artık ben. Ve bir tane İsrailoğlu geliyor, istediği gibi Müslümanları istediği zaman burada katledebiliyorlar. Etrafındaki Müslümanlar da sadece televizyonlara çıkıp birkaç kelime konuşuyor. Yalandan. Yani vallahi yazıklar olsun diyorum bu Müslümanlara. Hepimize. Hepimizin durumu, keyfi, hali, vakti. Burada ekmeği düşünüyoruz. Mesela biz oraya vurursak ne olurmuş? Ekmek 8 lira yerine 10 lira olurmuş. Ya bu çocukların ölümünden daha mı önemli bu? Yapıyor mu hiçbir Müslüman devlet bir şey? Yani İsrail'e gücümüz mü yetmiyor? Yetiyor. Ya anlam veremiyorum biliyor musun? İnan nasıl buna biz razı geliyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Ama bizim Müslümanlığımız şu, bize dokunmasın. Herkes kendince böyle bir Müslüman bu ülkede. Bütün bu İslam aleminde. Başka diyecek çoluk şey çocuk zaten ölürken biz de burada sınanıyoruz. Allah da bize soracak hesabını. Siz ne yaptınız o gün diye. İşte daha önceki kavimlerde de diyor ya onları helak ettik. İçlerinde inananlar da var diyor. Bilmiyorum biz helak olmuş topluma benziyoruz biz. Ben şimdi bugün benim devletim izin verse vallahi billahi ben giderim. Benim burada durumum o kadar da iyi ki hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ama ben gidip orada ölmeyi tercih ederim. Ya benim amacım bu zaten. Ben ahirete inanmış bir insanım ben. Hani bunlar da Müslümanız deyip de nasıl bu kadar sessiz kalabiliyoruz biz ya? Ama hep konuşuyoruz, hep de konuşmaya devam edeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Allah'a havale ediyorum. Yani şu anda Müslümanların önce Müslümanları Allah'a havale ediyorum. İsrail'e zaten diyecek bir şey yok. Lanetlemiş, Allah bin türlü belasını versin. Ama ben Müslümanlara hakkımı helal etmiyorum. Zulüm politikaları her geçen gün artarak devam ediyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünelim? Biz ancak seyirci kalıyoruz. Buradan bir şey yapamıyoruz görüyorsun. Ne kadar kınasak da boş. Onu bütün Müslüman ülkeleri birleşecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Hani kimse bir şey yapabiliyor mu? Söyleyebiliyor mu? Bugün Amerikan Başbakanı gitti, onun yanındayız diyor. Dünya biliyor ki hastaneyi bombalayan onlar. Ne yapıyor bu sefer? Yok şurası bombaladı, yok burası bombaladı diye üzerinden çamuru başkasına atıyorlar. Yani buna yani diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a havale ediyorum. Peki Amerika özellikle Avrupa Birliği ülkeleri niye destek çıkıyor İsrail'e? Kendilerinden olduğu için. Niye bir Müslümana bir destek çıkan var mı? Yok. Ama bir tane ya onlardan birisi olsa dünyaya ayağa kaldırdı. Bugün Irak'ta aynısını yapmadılar mı? Dünyaya ayağa kaldırdı. Niye? Saddam yok şeye giriyormuş kuvvete. Yani bunu herkes biliyor ama kimse bir şey diyemiyor.
Ne İsrail'in ancak oradaki... seyircik alıyoruz. İsrail'in hayali ne oradaki hayali? Hayali ne Orta Doğu'ya hakim olmak. Bütün Müslüman ülkelerinin sırayına. Öyle oradan bak ufacık bir yerken bütün Filistin'i işgal etti. Niye? Müslümanların zayıf olmasından. Bugün Cumhurbaşkanı ne diyor? 67 haritasına geri dönmesi lazım. Dönecek mi? Hiç inancım yok yani bu konuda. Peki insanlık suçu işlemiyor mu? Orada hastaneleri vuruyor ve sivillere ait çoluk çocuk o hastanedeler. Bunu şimdi bütün dünya biliyor. Bizim bilmemiz yetmiyor ki. Bütün dünya biliyor bunu. Hastaneye vurmak, ne bileyim okullara vurmak, bu savaş ahlakına uyar mı? İnsanlık suçu. İnsanlık suçu resmen. Hiçbir alaka, hiçbir şeye, vicdana sığan bir şey değil yani. Maalesef. İşin doğrusu bu. Yani dünya da bunu biliyor ama kimseye bak, Amerika gitti oraya, niye gitti? Ne işi var orada? Mesela uçak gemilerini geliyor Akdeniz'de. Akdeniz'de ne işi var uçak gemisi? Savaş mı var? Ülke ülkeyle mi savaşıyor? Veya yok. Adamla, silahsız adamlarla bir karşılarında devlet var, bütün gücü arkasına almış. Yani sağa dönüyor vuruyor, sola dönüyor vuruyor. Aynı kızgın boğalar gibi, hani boğalar sağa döner, hangisi rast gelirse ona vurur. Aynısını yapıyor işte. Takip ediyor musunuz İsrail'in saldırılarını? Evet ama çok üzülüyorum. Niye çok öyle bir şey yapıyor? Niye o çoluk çocuk zulmediyor İsrail sizi? Bilmiyorum. Benim bilgim yok. Ama üzülüyorum insan olarak, Müslüman olarak. Yapmaması lazım ama yapılıyor. Bilmiyorum. İnsanlık suçu, çoluk çocuk katlediyorlar. Evet. Ağladım dün akşam, dayanamadım, üzüldüm. Çok mahvoldum. Niye öyle oluyor bilmiyorum. İsrail'in orada bir emeli var. O toprakları işgal ediyor yavaş yavaş. O yüzden onun da her türlü meşru görüyor o evet. Zulmü. Evet, aynen öyle oluyor. Bilmiyorum ne yapacağız, ne edeceğiz insanlar olarak. Elimiz kolumuz bağlı şekilde oturuyoruz ama çok üzülüyorum, çok acıyorum. Oraya da yani ne bileyim, ne yapalım, ne edelim. Artık devlet büyüklerimiz düşünsün. Bizlerin elim kolu bağlı oturuyoruz. Yani Türkiye de çok zor durumda şu anda şimdi. Biz süreçten geçiyoruz, her şey pahalı. Pahalılık da var. Artık her sene bizim başımıza bir bela oluyor böyle bir şeyler ama Türkiye'yle de uğraşmaya çabalıyorlar ama inşallah yenilmeyeceğiz. Bizim başımızdaki sağlam. Çünkü ona güveniyorum, ona inanıyorum. Allah'ım onu korusun.